Merhaba değerli dostlar, Haber 10 kanalına hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla sizlerleyiz. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, İran'ın General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin 1. yıl dönümünde misilleme yapması halinde ABD'nin yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi. ABD'nin Orta Doğu'daki güçlerinin komutanı General McKenzie, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kendimizi ve bölgedeki dost müttefiklerimizi savunmaya ve gerekirse yanıt vermeye hazırız. İranlılar ve müttefikleri ne yapmaya karar verirse versin, çok iyi bir konumdayız ve hazırlıklı olduğumuzu düşünüyorum," dedi. General McKenzie, Bağdat'ı ziyaret ederek, uluslararası koalisyon lideri General Paul Kelvert ve Irak Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdülemir Yarallah ile bir görüşme gerçekleştirdiğini, ayrıca Ürdün ve Irak ile sınır üçgeninde bulunan El Tanfüs'ündeki ABD kuvvetleri ile görüşmek için Suriye'yi ziyaret ettiğini söyledi. CENTCOM komutanının Bağdat ve Suriye ziyaretlerini önceden duyurmaması, Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de Bağdat Havaalanı yakınlarında öldürülmesinin 1. yıl dönümünde İran'ın misilleme yapacağına dair ABD'li yetkililerin endişesini gösterdi. ABD ordusu, Başkan Donald Trump yönetiminde Irak ve Afganistan'daki kuvvetlerin sayısını 15 Ocağı kadar her bir ülkede 2500'e indirmeye devam etse de, Savunma Bakanlığı, İran'ı ABD güçlerine saldırmaktan caydırmak için Irak çevresindeki konumunu güçlendirdi. ABD'nin uçak gemisi USS Nimitz, Kasım ayının sonundan bu yana Körfez sularında bulunuyor. ABD'ye ait 2 B-52 bombardıman uçağı da, geçtiğimiz günlerde bölgede İran ve müttefiklerine yönelik bir güç gösterisi olarak bölgede uçtu. Öte yandan Bağdat'ta yeşil bölgede bulunan ABD Büyükelçiliğine dün füze saldırısı düzenlenirken, saldırı sonucu bölgede sadece maddi hasar meydana geldi.